Merhabalar değerli arkadaşlarım, Ehliyet Hocam kanalına hoş geldiniz. 2023 Aralık Ehliyet Sınavı hazırlık sorularıyla devam ediyoruz. Bizlere ehliyet.hocam adresinden Instagram'dan ulaşabilirsiniz. Yine kanalımıza abone olarak bildirimleri açıp buradan yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Eğer özellikle Google Play'den uygulamamızı, Ehliyet Hocam uygulamasını indirerek soru çözümlerini gerçekleştirebilirsiniz diyorum. Fazla da vakit kaybetmek istemiyorum. Hemen sorularımızla devam ediyoruz canlar. Evet, yine değerli arkadaşlarım bir animasyonumuz sorumuz var. Şöyle açalım, animasyonumuz yanda aksın. Olay yerindeki araç sürücüsü ilk yardımın temel uygulamalarından hangisini gerçekleştirmektedir demiş sorumuz. Koruma, bildirme, kurtarma, tedavi etme. Tekrar açayım isterseniz. Arkadaş ne yapıyor değerli arkadaşlar? Bir kaza olmuş ve bir telefonla konuşuyor. Herhalde koruma önlemini yerine getiriyor olamaz. Kurtarma da yapıyor olamaz. Herhangi bir kalp masajı vesaire de uygulamıyor. Herkes kenara oturmuş. Neyi yapıyor değerli arkadaşlarım? B şıkkındaki bildirmeyi yapıyor. Yani ambulansa gerekli kolluk kuvvetlerine haber veriyor değerli arkadaşlarım. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Ağız burun çevresinde kanama olan yaralılarda solunum durması söz konusu ise aşağıdaki suni solunum yöntemlerinden hangileri uygulanabilir? Ağızdan buruna Sylvester yani göğüsten bastırma yöntemi, Holger Nielsen yöntemi verilmiş arkadaşlar yukarıda öncüllerde. A. Yalnız 1, B. 1 ve 2, C. 2 ve 3, D. 1, 2 ve 3 demiş. Değerli arkadaşlar, doğru cevabımız evet. Bunu siz cevaplayacaksınız arkadaşlar. Yorum kısmına yazabilirsiniz. Biz zaten size en geç 1 saatin içerisinde doğru şıkları anlatımlı olarak anlatacağız inşallah. Burada yine ben manevralarla ilgili bilmiyorsunuzdur belki aklınıza takılabilir diye verdim. Manevralar işte taşıma yöntemleri falan filan yöntemler burada yine buradan da bakabilirsiniz. Aracın gösterge panelinde şekildeki uyarı lambası yanıyor olması neyi bildirir? Lastik hava basıncının düşük olduğunu, el freninin çekili olduğunu, sis lambalarının yandığını, fren balatalarının bittiğini. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Fren balatalarının bittiğini, fren balatalarını değiştirmeniz gerektiğini gösterir arkadaşlar. Yine burada aynı şekilde bu sık sorulan bu işaretleri verdim. Bakabilirsiniz burada da panellere. Arkadaşlar durdurup bakabilirsiniz. Hani ben geçiyorum ama siz durdurup ekran fotoğrafını bile alabilirsiniz. Hararet yapmış bir motorda radyatör suyu çok sıcak değilse aşağıdakilerden hangisinin arızalı olduğu düşünülür? Fan müşürinin, termostatın, fan sigortasının, klima kompresörünün. Doğru cevabımız arkadaşlar B şıkkı olacak. Termostatın arıza olduğunu bize gösterir. Fan meşhuru, fan sigortası ve klima kompresörü ise bununla alakası yoktur arkadaşlar. Ne oldukları ile alakalı açıklamaları da yanlarına verdim arkadaşlar. Yine çok önemli bir şey olursa kendim de açıklayacağım. Aksine bir işaret yoksa eğimsiz iki yönlü dar yolda minibüs ile kamyonun karşılaşması durumunda hangisi diğerlerine yol vermelidir? Minibüs kamyona, kamyon minibüse, hızı fazla olan diğerine, yolcu sayısı fazla olan diğerine demiş. Peki bize doğru cevap ne diyor? Doğru cevabımız B şıkkı diyor arkadaşlar. Altta da arkadaşlar taşıt yolunun dar olduğu hallerde geçiş hakkı sıralaması burada verilmiş. Mesela minibüsle otomobil karşılaştığı zaman minibüs daha sonra geçecek, otomobil ilk önce geçecek. Minibüsle kamyonet karşılaşırsa minibüs önce geçecek. Kamyonla kamyonet karşılaşırsa kamyonet daha önce geçecek. Burada sıralamayı bu şekilde bakabilirsiniz arkadaşlar. Kontrolsüz demiryolu geçidine yaklaşan sürücülerin aşağıdakilerden hangisini yapması doğrudur? Hızlarını arttırarak geçmesi, uygun mesafede mutlaka durması, demir yolu çok hatlı ise yavaş geçmesi, demir yolu tek hatlı ise hızlı bir şekilde geçmesi. Doğru cevabımız B şıkkı, uygun mesafede mutlaka durması demiş arkadaşlar.
Yukarıdakilerden hangileri park etmenin yasak olduğu yerlerdendir? Geçiş yolları önü ve üzeri, kamu hizmeti yapan yolcu taşıtlarının durakları, görüşün yeterli olmadığı tepe üstlerine yakın yerler ve dönemeçler. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. Bunların üçünde de duraklamak, park etmek yasaktır. Aşağıdakilerden hangisi burkulmalarda uygulanan ilk yardım ilkeleri arasında yer alır? Burkulan eklemin kal seviyesinden aşağıda tutulması, burkulan eklemin sıkıştırıcı bir bandajla tespit edilmesi, burkulan eklemin sürekli hareket ettirilmesi, burkulan ekleme turnike uygulanması. Arkadaşlar turnikenin alakası yok. Çünkü biz onu uzuv kopmalarında ve kanamalarda kullanıyoruz. Burada burkulmadan bahsetmiş. Doğru cevap B şıkkı olacak arkadaşlar. Tespit edilebilir. Aşağıdakilerin hangisinde oynamaz eklem bulunur? Dirsek, omurga, kafatası, el bileği. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. Burada şöyle bir kalemimi tekrardan elime alayım. Şöyle bir görselle üzerinden anlatmak istiyorum arkadaşlar. Şöyle çiziyorum. Çocukları çekin ekranın başından tekrardan. Evet, şöyle Ahmet abimiz olsun bu. Hatta bana da benzedi biraz ama. Evet. Şöyle göbekli çizelim biraz da, değil mi? Heh. Kollarını da yapalım. Şimdi değerli arkadaşlarım, bizim oynar eklem dediğimiz şeyler neler? Böyle hani kolumuzu falan hareket ettiriyoruz ya. Bunlar oynar eklemdir. Peki bu oynar eklemler nerelerimizde bulunur? Şöyle. Arkadaşlar ayak parmaklarınızda bulunur mu? Bulunur. Diz kapağınızda bulunur. Dirseklerinizde bulunur arkadaşlar. Kısacası sizin eklem bölgelerinizin hepsi zaten oynar eklemdir, tamam mı? Hani bu dilim süçtü. Ne diyecektim ben? Eklem bölgelerinin hepsi oynar eklemdir dedim, değil mi? Mesela arkadaşlar ayak bileklerinizde, kol bileklerinizde, boyun omurlarınızda, mesela boyun omurlarınız yarı oynardır arkadaşlar. Tam bir oynama söz konusu değildir. Oynamaz eklemler nerede bulunuyor? Mesela arkadaşlar kaburga kemikleri kaburga kemikleri ne ya? Kafatasınızda arkadaşlar oynamaz eklemler bulunur. Oynarsa zaten kafadan gidersiniz, tamam? Oynamaz eklemler kafatasında. Oynar eklemler nerelerdeymiş arkadaşlar? Bilekler, kollar, parmaklarınız, ondan sonracığım başka. Bir de yarı oynarlar var. Bunlar nerede? Omurilik arkadaşlar. Şu arkadan giden var ya, şu beyin omurunuz. Bel omurunuz. Orası arkadaşlar yarı oynar bir eklem oluyor. Devam edelim. Aşağıdakilerden hangisi kandaki oksijen oranının düşmesine bağlı olarak meydana gelmez? Kansızlık, bilinç kaybı, baş dönmesi, düzensiz nabız atışı. Doğru cevabımız A şıkkı, kansızlık olacak arkadaşlar. Oksijen oranına bağlı olarak gerçeklenmez. Ama bilinç kaybı, baş dönmesi, düzensiz nabız atışı, işte şok vesaire, bunlar kanın oksijeni yeterli miktarda taşıyamaması ya da oksijenin az kalmasından dolayı meydana gelirler. Burun kanaması olan kazazedeye aşağıdaki uygulamalardan hangisinin yapılması doğrudur? Sırt üstü yatırılıp başın geriye alınması, sümkürerek burun içinin temizlenmesi, burun köküne ve enseye sıcak uygulama yapılması, baş ve işaret parmakları arasına alınan burun kemiğinin kuvvetlice sıkılması. Biz buna sümkürmek de diyoruz, değil mi? Arkadaşlar doğru cevabımız D şıkkına geliyor. Arkadaşlar buna biz tampon diyoruz, tamam mı? Tampon yap, böyle biraz tutuyoruz, bırakıyoruz. Tutuyoruz, bırakıyoruz. Belli bir müddet, tabii 5 dakika tutuyorsun mesela, bırakıyorsun. Buna biz tampon uygulama diyoruz veyahut da ömrünü kapatabilirsin, tamam? Ama kesinlikle ve kesinlikle sıcak uygulama yapılmaz arkadaşlar. Sıcak uygulama yapılmaz. Hiçbir burkulmada vesaire de sıcak uygulama yapılmaz arkadaşlar. Tam tersine soğuk uygulama yapılır. Taşıt yolu, yani kaplama, asfalt ne derseniz, bunun üzerine çizilen çizgilerden hangileri kurallara uymak şartıyla araçlar tarafından geçilebilir? Kesik yol çizgisi, devamlı yol çizgisi,
Yan yana iki devamlı yol çizgisi. A. Yalnız 1. B. 1 ve 2. C. 2 ve 3. D. 1, 2 ve 3. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Yalnız 1. Yani arkadaşlar kesik yol çizgisi olacak. Devamlı yol çizgisinde arkadaşlar kesinlikle sollama yapılmaz. Eğer iki tane yan yana devamlı yol çizgisi varsa bu da bölünmüş yol anlamına gelir. Sürüş sırasında aracın gösterge panelinde bulunan şekildeki ikaz ışığının yanması sürücüye aşağıdakilerden hangisini bildirir? Alternatörün şarj etmediğini, emniyet kemerinin takılmadığını, motor yağ basıncının düştüğünü, motor soğutma suyu sıcaklığının yükseldiğini. Doğru cevabımız A şıkkı olacak arkadaşlar. Alternatörün şarj etmediğini bize gösterir. Diğerlerini de yanlarına verdim. Bunlar da bunları gösteriyor arkadaşlar. Radyatördeki su miktarının azalması aşağıdakilerden hangisine neden olur demiş. Motorun hararet yapmasına, motor devrinin yükselmesine, klimanın düzensiz çalışmasına, akünün kısa zamanda bitmesine. Doğru cevabımız A şıkkı, motorun hararet yapmasına sebebiyet verecektir arkadaşlar. Aman diyeyim, sabahleyin çıkmazdan önce mutlaka motor suyunu kontrol ediniz. Belgelerinde aksine bir hüküm yoksa şehirler arası bölünmüş karayolunda tehlikeli madde taşıyan araçların azami hızı saatte kaç kilometredir? A 40, B 50, C 60, D 70. Doğru cevabımız C şıkkı olacak arkadaşlar. 60 olacak. Azami hızı 60'tır arkadaşlar. Motor çok sıcak iken radyatöre su konulması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Arkadaşlar motor çok sıcak, radyatöre soğuk su ekliyoruz. Motorun stop etmesine, motor gücünün artmasına, motor bloğunun çatlamasına, motor sıcaklığının artmasına. Tabii ki de motor bloğunun çatlamasına sebep olacaktır arkadaşlar. Aman diyeyim bunu dikkat edin. Hani lak diye üzerine su serpmeyin. Motor bloğunun çatlaması sizin zararınızadır. Motor bloğunu biliyorsunuz pahalı da. Diyelim devam edelim. Su soğutmalı motorlarda soğutma sistemi parçası aşağıdakilerden hangisidir? Karter, karbüratör, radyatör, kulbütör. Doğru cevabımız C şıkkı radyatör olacak arkadaşlar. Karter biliyorsunuz motor yağını depoluk ediyor. Karbüratör benzinle havayı karıştırıp silindire gönderiyor. Biliyorsunuz silindirlerde de pistonlar vasıtasıyla sıkıştırılıp bujiyle ateşlenip yanıyor. Kulbütör ise arkadaşlar silindir bloğunun üst kısmına bulunan ismi oraya deniyor arkadaşlar. Devam edelim. Tepe üstüne yakın yerlerde veya dönemeçte arızalanan aracın ön ve arkasına konulacak yansıtıcı diğer sürücüler tarafından normal şartlarda en az kaç metreden görülebilmelidir? 150, 100, 75 ve 50 şıklarda verilmiş. Doğru cevabımız A şıkkı 150 metre olacak arkadaşlar. Kırmızı yansıtıcıyı koyuyoruz. Güneş çarpması olan kişiye aşağıdaki uygulamalardan hangisi yapılmalıdır? Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmeli. Örtü örtülerek terlemesi sağlanmalı. Sıcak içecekler verilmeli. Sıcak duş yaptırılmalı. Aman diyeyim arkadaşlar. B şıkkındakini yapmayın. Adam zaten kavrulmuş. Bir de siz üstüne terletmeyin. Zaten o terliği olacak. Doğru cevap A şıkkı olacak arkadaşlar. Serin bir yere alınarak vücut ısısı düşürülmelidir. Şekildeki gibi bir kavşakta karşılaşan araçların geçiş hakkı sıralaması nasıl olmalıdır demiş. Değerli arkadaşlarım, bakın burası kontrollü bir kavşak mı, kontrolsüz kavşak mı? Önce ona bakacağız. Kontrollü bir kavşak mı olmadığını nereden anlıyoruz? Nerede benim kalemim? Ha. Arkadaşlar, levhalara bakıyoruz. Eğer levha varsa burası kontrollü kavşaktır. Veyahut da polis varsa burası bir kontrollü kavşak. Evet. 2 numaranın bulunduğu yer tali yol. Çünkü bu levha nerede bulunuyordu? Biraz önce öğrendik. Tali yolda bulunuyordu. Bakın aynı levhadan karşıda da var. Hocam ters üçgen zaten.
Evet. O zaman burası da tali yol. O zaman şu iki yola tali yolu yazayım mı şöyle T. Evet. Bu levha nerede bulunuyordu? Ana yolda bulunuyordu. Aynı şekilde karşısı o zaman nedir? Ana yoldur. Zaten levha da şurada verilmiş. Ana yol burası. O zaman şunlara da A yazayım. Ana yol anlamında. Ana yol. Şimdi öncelikle geçiş üstünde sahip araç var mı burada? Var. 2 numaralı araç ilk önce geçecek o zaman. Bakalım 2 numaranın olmadığı var mı? İlk başta A şıkkını çiziyorum. D şıkkını çiziyorum. Geriye kaldı B ve C şıkkı arkadaşlar. Şimdi ana yoldakiler devamlı önce geçme hakkına sahipti değil mi? Bakıyorum 3 ve 1 numaralı araçlar ana yolda değil mi? Ama 3 numaralı araç ne yapmış? Ne yapmış arkadaşlar? Dönüş yapıyor. O yüzden bu geçemez. Önce 1 numara geçecek. 2'den sonra 1 gelecek. Bakıyorum. Evet. Daha sonra arkadaşlar ana yolda bulunan diğer araç 3 numara geçecek. En sonda arkadaşlar 4 numaralı aracımız olan tali yoldaki bu aracımız geçecek. Doğru cevabımız B şıkkı. Fan motoru çalıştığı halde motor suyunun soğutmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Radyatör petekleri tıkanmıştır. Araç lastiklerinin havası fazladır. Soğutma suyuna antifriz vardır. Soğutma sisteminde termostat yoktur demiş. Doğru cevabımız A şıkkı olacak. Radyatör petekleri tıkanmıştır arkadaşlar. Buna derhal bir baktırın. Aşağıdakilerden hangisi motor parçalarının ve motor yağının aşırı ısınmasını önler? Cam suyu, fren hidroliği, akü elektroliti, motor soğutma suyu. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Motor soğutma suyu olacak arkadaşlar. Basit sorular zaten, kek sorular. Bunlar bilemeyeni pencereden aşağı kaktır veriyorlar. Resimde görülen pozisyon aşağıdaki durumların hangisinde uygulanır? Kalp durması, bacak kemiği kırılması, solunum durması veyahut da solunum yolu tıkanması pardon, delici göğüs yaralanması. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Delici göğüs yaralanmalarında yara oturur bu pozisyonu veriyoruz arkadaşlar. Amaç akciğerlerin içine kanın dolmasını engellemek. Eğer varsa ne yapıyoruz? Hemen aşağıya doğru eğer akacaksa göğüs boşluğuna doğru, karın boşluğuna doğru kan aksın. Düz yatırırsak ne olur? Akciğerlerin içindeki kanama akciğerlere dolabilir değil mi? Veyahut da altta bir kanama varsa. Doğru cevap D şıkkı. Aşağıdakilerin hangisi dizel motorun soğuk havalarda geç çalışmasına neden olur? Isıtma bujisinin arızalı olması, hararet muşürinin arızalı olması, enjeksiyon basıncının yüksek olması, besleme pompasının fazla yakıt göndermesi. Arkadaşlar bakın soğuk hava dememiş olsa hadi D'ye bile atlayabilirdik. Ama doğru cevabımız A şıkkı olacak. Isıtma bujisinde arıza varsa ki benim araçta da ikide bir diyor ısıtma bujisine bir baktır diyor yeğenim diyor bak diyor sonra yolda kalırsın diyor. Çalıştıramazsın beni diyor. Isıtma bujilerine baktıracaksınız arkadaşlar. Nasıl bile işareti var bu ısıtma bujilerinin? Şöyle bir işareti olacak şöyle. Şöyle. Aşağıdakilerden hangisi özel araçların gereksiz kullanılmasının sonuçlarındandır? Yakıt tüketiminin azalması, gürültü kirliliğinin önlenmesi, zararlı gaz salınımının artması, trafik yoğunluğunun azalması. Basit sorular bunlar. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Zararlı gaz salımını ne yapar? Artar. Kavrama diğer adıyla debriyaj sistemi motorun hareketinin hangi aktarma organına iletilmesini veya kesilmesinde görev yapar? Volana, marş motoruna, fren balatalarına, vites kutusuna. Doğru cevabımız D şıkkı vites kutusuna olacak arkadaşlar. Motorun yani oraya iletiyor arkadaşlar. Eğer debriyaja basarsanız ne oluyor? Tak diye oradaki dişleri ayırıyor ve kesiyor. Vites kutusundan nereye gidiyor? Şafta gidiyor. Şafttan nereye gidiyor hocam? Diferansiyeli gidiyor. Diferansiyelden nereye gidiyor? Akslara. Akslardan da tekerleklere. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yaralının taşınması sırasında ilk yardımcının uyması gereken genel kurallardandır?
Yaralının taşınmasında ilk yardımcı kendi sağlığını riske sokmamalıdır. Gereksiz zorlama ve yaralanmalara engel olmak için kurallara uygun davranmalıdır. A. Yaralıya uzak mesafede çalışması. B. Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanılması. Ani dönme ve bükülmeler yaparak yön değiştirmesi. Yaralıyı mümkün olduğunca çok hareket ettirmesi. Evet, D şıkkına dikkat etmeniz gerekiyor. Evet, mümkün olduğunca hareket ettirmesi yanlış bir şey. Burada bir sıkıntı var. Bu soruda bir yanlışlık var. Yok, yanlış yok. Tamam, B şıkkı olacak arkadaşlar cevap. Daha uzun ve kuvvetli kas gruplarının kullanması olacak. Ani dövme bükümler yerine zaten bize doğru olanı sormuş arkadaşlar. Doğru cevap B şıkkı. İşte arkadaşlar bakın ben bile bazen şaşırabiliyorsam, tamam mı? Soruyu okuduğum halde siz de şaşırabilirsiniz. O yüzden diyorum ki bol miktarda soru çözün. Ne kadar bol soru çözersen okuma yazma bilmiyorsun. Ne kadar çok soru çözersen sorulara o kadar aşina olursun. Soruyu okurken zorlanmazsın. Anlatabiliyor muyum? Okuma yazması zayıf olan arkadaşlarım için söylüyorum. İnsanların işitme sağlığını ve algılamasını olumsuz yönde etkileyen, fizyolojik ve psikolojik dengeleri bozabilen, iş performansını azaltan, çevrenin hoşnutluğunu ve sakinliğini yok ederek niteliğini değiştiren çevre kirliliği türüne ne denir? Ses kirliliği, duyuru kirliliği, konuşma kirliliği, gürültü kirliliği. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. İşitme sağlığını eğer etkiliyorsa D şıkkı gürültü kirliliği olacak. Şekle göre kontrolsüz kavşakta karşılaşan araçların hangisi ilk geçiş hakkını kullanmalıdır? 1 no'lu araç, 2 no'lu araç, hızı az olan araç, hızı fazla olan araç demiş. Doğru cevabımız B şıkkı olacak. Arkadaşlar kavşağa hangisi yakınsa önce o ne yapacak? Geçişini nereye gitti benim bu şeyin ya? Geçişini tamamlayacak arkadaşlar. 2 numara. Bu yüzden kavşağa bakın hemen yakın. Direkt döneceği yere lak diye dönecek. Daha sonra da 1 numaralı araç dönecektir. Araç ilk yardım çantasında bulunması gereken malzemelerin miktarını etkileyen aşağıdakilerden hangisidir? Sürücünün isteği, aracın büyüklüğü, taşınan yolcu sayısı, aracın yeniliği. Doğru cevabımız taşınan yolcu sayısı olacak arkadaşlar. Ne kadar fazla yolcu varsa o kadar da ilk yardım çantası geniş tutulmalı. Hangisi duran aracı güvenli bir şekilde bulunduğu yere tespit etmek amacıyla kullanılır? Tespit etmek ne demek? Sabit tutmak demek arkadaşım. El freni, motor freni, egzoz freni, kompresyon freni. Doğru cevap A şıkkı el freni olacak. Şekildeki trafik işaretinin anlamı nedir? Ehli hayvan giremez. Ehli hayvanlar geçebilir. Vahşi hayvanlar geçemez. Vahşi hayvanlar giremez demiş. Arkadaşlar zaten D şıkkı aptalca bir şık. Neden? Ya zaten vahşi hayvan giremez diye bir şey yapamazsın ki. Hayvan gelecek. Neyi? Ceylan işte. Ürkek ceylan gelecek. Buraya bizim girmemiz yasakmış. Dönelim buradan mı diyecek. Yani D şıkkını kafadan eleyin zaten. C doğru cevap vahşi hayvan çıkabilir, geçebilir anlamında kullanılır arkadaşlar. Motorlu araçlarda eski ve aşınmış lastiklerin kullanılması aşağıdakilerden hangisine sebep olur? Motorun yağ yakmasına, motorun sarsıntılı çalışmasına, egzozdan siyah renkli duman çıkmasına, yağışlı havalarda kaza tehlikesinin artmasına demiş. Arkadaşlar D şıkkı hariç hepsi saçma sapan zaten alakası yok lastikle. Doğru cevap D şıkkı olacak. Trafik kazasına karışan kişilerin tümü yetkililerin gelmesine gerekli görmez ve anlaşırlarsa durum aralarında yazılı olarak tespit etmek suretiyle olay yerinden ayrılabilirler. Yukarıdaki ifade edilen tür hangi tür kazalarda geçerlidir arkadaşlar? Ölümlü kazalarda, yaralanmalı kazalarda, maddi hasarlı kazalarda, maddi hasarlı ve yaralanmalı kazalarda demiş. Arkadaşlar sadece C şıkkı maddi hasarlı yaralanmalarda bu kazalarda, maddi hasarlı yaralanma nedir ya? Maddi hasarlı kazalarda geçerlidir arkadaşlar. Yani sigorta tutarını tutarsın, hadi bakalım dersin.
Aşağıdaki durumların hangisinde karayolları trafik yönetmeliğinin aynı cins taşıtlar için tayin ettiği hız sınırını aşan taşıt sürücülerine ceza verilmez? Kavşaklara yaklaşırken, sağ ve sol yönden dönerken, sağ ve sola dönerken, bir başka araç tarafından geçilirken, iki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken. Doğru cevabımız D şıkkı olacak arkadaşlar. İki yönlü karayolunda öndeki araç geçilirken hız sınırını aşarsanız ceza yemezsiniz. Ama ticari taşıtlar zaten 80'dir normal hızı. 89'a kadar da onlara geçme için verilmiştir. Yani dikkat edin. 9'un çok geçtiğiniz zaman da lak diye yersiniz. Sola dönüş yapmak isteyen şekildeki bir numaralı aracın sürücüsü aşağıdakilerden hangisini yapmak zorundadır? 2 numaralı aracın geçmesini beklemek. Değerli arkadaşlar, fazla bu soruda düşünmeye bile gerek yok. Bakıyoruz, 1 numaralı araç dönüş mü yapıyor? O zaman direkt 2 numaralı araç geçmek zorundadır. O zaman 2 numaralı aracın geçmesini 1 numaralı araç ne yapmalı? Beklemelidir. Doğru cevap A'dır. Fazla böyle şey yapmaya gerek yok. Kafanız şişti zaten bu soruya kadar. Ben farkındayım. Şöyle bir irkilin, kendinize gelin. Bir bardak su için, 2 bardak da olabilir. Yani sorulara şöyle dikkatli bakın. Soğutma sistemindeki termostat aşağıdakilerden hangisinin belirli sıcaklıkta kalmasını sağlar? Fren hidroliğinin, soğutma suyunun, diferansiyel yağının, vites yağının demiş. Şanzıman yağı da denir bu vites kutusu yağına. Doğru cevap soğutma suyunun. Bunu bilemeyeni dövüyorlar, kurşuna diziyorlar, hatta böyle damdan aşağı fırlatıyorlar arkadaşlar. Tövbeler olsun ama siz yapmayın. Oynar eklemi oluşturan kemik uçlarının birbirinden ayrılmasına ne ad verilir? Burkulma, kırık, çıkık, incinme. Arkadaşlar, kemik uçları birbirinden ayrılmış oynar eklemde. O zaman çıkık denir arkadaşlar. Tamam. Şekildeki trafik işareti aşağıdakilerden hangisini bildirir? Moped yolunu, bisiklet yolunu, mopedin giremeyeceğini, motosikletin giremeyeceğini demiş. Doğru cevabımız C şıkkı olacak. Mopedin giremeyeceğini bize bildirir. Bakın, bisiklet pedalı yok burada. Ne var onun yerine? Arka sepetlik. Bak, şurada da benzin deposu var. Bu arada kırmızı öyle bir halka varsa şu şekilde kesinlikle yasaklama levhasıdır. Tanzim levhasıdır. Kesin şeyi bildirir yani. Aşağıdakilerden hangisinin trafikteki araçlarda bulunması zorunludur? Kasko, yağ değişim kartı, araç tescil belgesi, periyodik bakım kartı. Doğru cevap C şıkkı. Arkadaşlar, kaskoyu isteyen yaptırır ama araç tescil belgesi yanınızda yoksa aracınız bağlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi dış kanamalarda yapılan hatalı ilk yardım uygulamalarındandır? Kanayan bölgeyi aşağı indirmek. Doğru cevap A şıkkı. Arkadaşlar, kanayan bölge hiçbir zaman aşağıya indirilmez. Soğuk uygulama yapılabilir. Turnike eğer uzuv kopması vesaire ise yapılabilir. Ama kesinlikle böyle şeylerde kalpten aşağıya indirilmez. Hangisi yağlama sisteminin bir parçasıdır demiş. Dispiratör, karbüratör, karter, alternatör. Eğer ders adam akıllı dinliyorsanız bunu zaten bildiniz. Yağ deposu, yağ depolu gider demiştim. Evet, C şıkkı olacak doğru cevap. Alternatör aküyü şarj ediyor. Karbüratör, biliyorsunuz hava yakıt karışımı dedik. Dispiratör ise hangi bujiye elektrik gönderilecekse sırasıyla o bujiye elektriği gönderir. Şekle göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır. 3 ve 4 numara bakalım. 1 ve 2 numaralı taşıtlar ana yoldadır demiş. 1 ve 2'ye bakıyorum. Bir saniye. Evet. Şurada bir levham var. Ne diyor? Burası ana yol diyor. O zaman 1 ve 2 gerçekten ana yolda. Devam ediyorum. 3 ve 4 numaralı taşıtlar tali yoldadır. Evet. Bakın. Burada zaten bize tali yol levhası vermiş. Bunlar tali yoldadır. 3 ve 4 numaralı taşıtlar bölünmüş karayolundadır. Hayır. Bekleyelim. 1, 2, 3 ve 4 numaralı taşıtlar 2 yönlü karayolundadır. Bakıyorum, 1 buradan gitmiş, biri buradan gitmiş. Evet, 1 buradan gidiyor, biri oraya gidiyor. Doğru cevap C şıkkı olacak arkadaşlar. Burası bölünmüş bir karayolu değildir.
Aracın kullanma kılavuzuna göre belirli kilometre dolunca aşağıdaki parçalardan hangisi değiştirilir? Buji, manifold, karbüratör, teker jantı. Doğru cevap A şıkkı buji olacak arkadaşlar. Belli bir kilometre dolunca buji değiştirilir. Manifold çoklu boru demek. Hem emme manifoldu vardır bir de egzoz manifoldu vardır araçlarınızda. Karbüratörün ne olduğunu biraz önce açıkladık zaten. Teker jantı bildiğiniz tekerleğin takılmış olduğu iskelet. Şekildeki numaralandırılmış şeritlerden hangisi otoyoldan ayrılmak isteyenler için ayrılmıştır demiş. Ayrılmak isteyen içindir. Bakalım şöyle. Arkadaşlar nerede? 2 numaranın olmuş olduğu yere baktığımız zaman normal seyir şeritleri bunlar. O yüzden 2'yi direkt çiziyorum. 3 numaraya baktığımız zaman 2 ile aynı, 2 numarayla aynı işleve sahip şeyler. O zaman 3 numarayı da çizdim. Geriye kaldı 1 ve 4. 4 numaraya dikkat ediyorsanız ok yönünü arkadaşlar. Nerede diyor? Heh. Bakın. Nasıl? Yola daha giriyor. Şurada hızlanacak. Tam şuradan itibaren hızlanacak ve yola girecek. 1 numaraya baktığımız zaman hızlı hızlı gelmiş. Buraya giriyor. Yavaşlıyor. 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 Ve normal karayoluna giriş yapıyor. O zaman doğru cevabımız 1 olacak. B sınıfı sürücü belgesi olan sürücü aşağıdakilerden hangisini sürebilir demiş. Otobüs, kamyon, motosiklet, LTT demiş. Yani lastik tekerlekli traktör. Doğru cevabımız D şıkkı olacak. Bunu sürebilir arkadaşlar. Otomobil sürebilir, kamyonet sürebilir. Bakalım burada da zaten vermişiz neleri hem geçerlilik süresini hem de neleri sürebileceğini vermişiz. Bakıp görebilirsiniz. Aracın çok uzun süre kullanılmadan bekletilmesi sonucunda yukarıdakilerden hangisi meydana gelir? Gelebilir. Akünün şarjının azalması, fren balatalarının azalması, motor yağının özelliğini kaybetmesi demiş. Arkadaşlar şıkları okumayın. Bak böyle şeylerde direkt artı eksi koyun. Örneğin doğru cevap 1 ve 3. Geçmek isteyen geçebilir. Ben sadece tekniği öğretmek amacıyla şöyle. Mesela bak akünün şarjının azalması. Evet kesinlikle azalır. Akü durduğu yerde bitebilir. Bazen hani böyle yazarlar telefonlarda bile vardır. Arada bir şarj edin derler. Uzun süre bekletmeyin derler. Dilim nasıl sürçüyor bugün ya. Fren balatalarının azalması demiş. Hayır durduk yerde azalmaz. Motor yağı özelliğini kaybeder mi? Evet kaybeder arkadaşlar. Adamlar size yenisini satabilmek için özellikle özelliğini kaybetmesini sağlıyorlar. 1 ve 3 olacak cevap. Direkt hemen şıkları işaretleyin artık. Verilenlerden hangileri trafiğin üzerine olumsuz trafiğin çevre üzerindeki olumsuz etkilerindendir demiş. Egzoz gazlarının hava kirliliğine neden olması, gereksiz yere ya da gereğinden uzun kornaya basılması, hemen artı eksi koyuyorum. Egzoz hava kirliliğine neden olması demiş. Nerede? Artı değil mi? Gereksiz yere gereğinden fazla kornaya basılması artı. Araçların egzoz borusu veya susturucu orijinalliğinin korunması eksi. Alakası yok. Evet. Burada doğru cevap 1 ve 2'ymiş arkadaşlar. Şekildeki trafik işareti neyi bildirir demiş. Yolun iki şeride ayrıldığını, dönel kavşağa yaklaşıldığını, ileri ve sağa mecburi yönü dikkatli ve yavaş seyredilmesi gerektiğini demiş. Doğru cevap ne diyor? C şıkkı ileri ve sağa mecburi yönü gösteriyor arkadaşlar. 50. soru. Aşağıdakilerden hangisi park etme kuralıdır? Araçta bir gözcü bulundurmak, aracın anahtarını park görevlisine teslim etmek, 5 dakikayı geçmeyecek şekilde beklemek, park yerinde araçların çıkışını engellememek. Doğru cevabımız ne diyor bu konuda? Doğru cevabımız D şıkkı diyor arkadaşlar. Evet değerli arkadaşlarım buraya kadar 50 soruyu hep birlikte çözdük. Umarım faydalı video olmuştur. Sizlerden ricam arkadaşlar ders çalışırken mutlaka yanınızda bir tane kağıt kalem bulundurup anlayamadığınız veyahut da bilmediğiniz terimleri not olarak arkadaşlara çalışmanızı tavsiye ediyorum. Böyle yaparsanız sizin için çok faydalı olacaktır değerli arkadaşlarım.